Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından 3 yılda bir yapılan ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin zorunlu eğitim sonunda hayata hazır oluş durumlarını belirlemeyi amaçlayan dünyanın en kapsamlı eğitim araştırması PISA 2012 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı sonuçları açıklandı. PISA 2012'ye göre Türkiye değerlendirilen 65 ülke arasında ilk 40'a giremedi. Matematikte 44. sırayı alan Türkiye, fende 43, okuma becerilerinde ise 42. sırada yer aldı. Gündemin en önemli maddesinin dershane olduğu Türkiye'de dönüştürülsün, kapatılsın tartışmaları sürerken Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamayla dönüştürülme kararı alınan dershaneler için tartışma sona ererken eğitim için yayınlanan raporun sonuçları şaşkına çevirdi. PISA 2012 raporuna göre genel ortalamada ilk sıraları Çin Şangay bölgesi, Singapur, Hong Kong ve Kore aldı. Türkiye 65 ülke arasında genel ortalamada 45. sırada yer bulabildi. Türk öğrenciler sıralamada Yunanistan, Slovenya, İsrail ve Rusya gibi ülkelerin gerisinde kalırken Endonezya, Ürdün ve Kazakistan'ın da aralarında yer aldığı bazı Orta Doğu ve Asya ülkelerinin önünde. 3 temel dalda ortalama 4 puan ilerleme gösteren Türkiye, 2009'daki sıralamaya göre FEN'de aynı yerde kalırken matematikte ve okuma becerilerinde birer sıra geriledi. Rapor, Türkiye'nin 10 yıllık süreçte ortalama olarak matematikte 3.2, FEN'de 6.4, okuma becerilerinde 4.1 puanlık yükseliş gösterdiğini belirtti. Matematikte en düşük sonuçları alan öğrencilerde %10'luk performans artışına dikkat çekildi. Raporda genel performans artışının en altta yer alan ve ciddi eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere odaklanarak başarıldığı belirtildi. Ancak bu gelişmeye rağmen Türkiye OECD ülkeleri arasında 10 yıllık süreçte yine Meksika'nın ardından en kötü performans sergileyen ülke Türkiye Meksika'nın altında yer alan ve OECD'ye yeni üye Şili ile birlikte en kötü performansı gösteren 3 ülkeden biri.